söylesenize, sizin Maliye Bakanı müfettişiniz yok mu? Ne iş yapıyorlar? Yazık, günah değil mi? Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben anahtar teslim işler yapıyorum. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. İnşaatla uğraşıyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. 1 metre parke 21 milyon aldım. Şu an 95'teyiz. Bu ülkenin sanayicilerini de Allah bildiği gibi yapsın. Böyle bir saçını koymaz. Siz başaramazsınız. Avrupalı sıvı yağ için savaşan bir yabancı ülke duydun mu? Ama ben petrol için savaşan duydum. Amerika Irak'a ne için gitti? Petrol için değil mi? Sıvı yağ için bir ülkeyi talan eden duydunuz mu? Bu ülkenin Maliye Bakanı, bu ülkenin ekonomistleri bunları niye konuşmuyor? Bacak bacak üstüne atıyorlar, al oradan maaşı. Efendim devlet böyle olsa iyi, böyle olsun. Yazıklar olsun diyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Parti ayrımcılığı yapmıyorum. Bu vatana namusuyla, şerefiyle iş yapanın Allah işini rast kes. Ama amin. Namussuzluk yapan da Allah bildiği gibi yapsın. Amin. Hadi buyurun. Güzel sevgiyle, saygıyla, dostlukla hizmete selamlıyorum. Ne gelirse Ekrem İmamoğlu'na gel. Kesinlikle. Her şey güzel olacak. Her şey. Ya Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu. Aynen. Başkasını ikisine. Yok. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. İnşallah. İnşallah. Hadi. Biz bu devletten memnun değiliz. Gitsin istemiyoruz. Pahalılık bizi mahvetti. Emekliyim. Bir emekli aylığından yarı aç yarı tok geçiniyorum. Bunu Cumhurbaşkanı duysun. Yeter artık. Yedi bizi, yedi. Çıksın gitsin. Başka birileri gelsin. Dayanamıyoruz. Çoluk çocuk aç. Çöpten ekmek çıkarıyorlar. Gene ben bin şükür emekliyim. Benim çevremdeki insanlar çöpleri karıştırıyorlar. Ne aldınız? Burada ne aldınız? Hurma aldım. Ne kadar kilos? 15 lira pazardan aldım. Başka bir şey alamadım. Bu da tansiyon düşürüyor. Etin kilosu kaç para? 90 lira. 120 lira. Ayçiçek yağının kilosu? 120 lira. Peki. Ekmeğin fiyatı ne kadar şu an? Vallahi ekmek. Ben ekmek almadım. Almıyorum. Tansiyonum yüksek ve şey ekmeği alamıyorum. Tam buğday ekmeği. 8 lira. Hayır, tam buğday ekmeği 8 lira. Emekli misiniz? Emekliyim. Aldığım 1600 lira, yalan olmasın. Yetiyor mu peki? Yeter mi kızım? Yeter mi? 120 elektrik dolar. Elektrik geliyor. Tek kişiyim. Yalnız yaşıyorum. 150 lira. Doğalgaz zaten hiç yakmıyorum. Kalın şeyler giyip oturuyoruz. Yeter artık. Kira yeter. Peki? Kira ödemiyorum, yalan söylemem. Ama geçinemiyorum. Öyle aileler var, 5 tane çocuk aldığı tek bir askeri ücret. Açlar, yemin ediyorum, çöpleri karıştırıyorlar. Pazarlara gidip orada atılanları alıyorlar. Nerede hükümet? Nerede devlet? Nerede Cumhurbaşkanı? Yeter, gelin alın beni, gelin. Cumhurbaşkanı göndersin adamlarını. Adresimi de vereyim lan. Yeter. Hapiste belki karnım doyar. Yeter. Tamam, sinirlendim. Sizi izliyorum ama bu ekonomik sorunları biraz daha fazla dile getiremez misiniz? Ya ben gerçekten efendiliğinizi koruyorsunuz. Sağ olun. Şey kalmaya çalışıyorsunuz, oradaki insanları kırmamaya çalışıyorsunuz. Ama gündemdeki konular mevcut. İnsanlar değiştirmeye çalışıyorlar gündemleri ama biz, görüyorsunuz halkın durumu, ekonomi. Ekonomi hemen değiştiriyorlar. Evet, çünkü ama ekonominin, siz de orada biraz daha şey yaparsanız seviniriz. Ben de izliyorum, ekonominin takip ediyorum sizi. Ekonominin ne durumda olduğunu onlar bizden daha iyi biliyor. Biliyorlar. Onların biliyorlar. Da anneleri var, babaları var, amcaları var. Bakmayın orada işte öyle suskun, dilsiz kalmaları. Ama aynı zamanda şimdi ben telefonun mesajını atıyorum. O ekonomide ekonomik kriz yok diyenlere hangi küfürlerin geldiğini siz takdir edin. Yazık, günahtır ya. İnsan doğruya doğru der ya. Yanlışa da yanlış der. Çok şükür sen de iyisin. Maaş ne kadar? 900 TL'yi bir dolara çevirseniz ya, ben de o şimdi hesaplar hep karıştı yani. Galiba 70. 30 gününü 70-75 dolarla geçindirecek. Yani önümüzdeki süreçte doların da nereden duracağını kestirmek mümkün değil. Allah aşkına ya.
bir ay 30 gün 75 dolarla geçinmenin ne olduğunu sadece elektrik, su, doğalgaz parası üçünü ödemiş olsa üçüne bile parayı yetmiyor. O kadar kötü durumdayız ki yani erken seçim olması şart. İnşallah. Şart yani bu milletin gözü kör. Görmüyor bir şeyi. Bir teneke yağ 100 liraya geçmiş. Akaryakıt olmuş ne durumda? Külüstür bir arabam var. Evde yatıyor. Araba kullanamıyorum. Yani 25-30 yıllık arabam var. Onu bile kullanamıyorum. O kadar kötü durumdayız. Allah kolaylık versin. İnşallah hep beraber başaracağız. Ya inşallah. İnşallah. Veriyoruz. Ya, sandık gelecek, memleket nefes alacak. Ama sandığın da hakkını da şey yapamıyorlar ki. Koruyamıyorlar. Yok yok, hiç merak etmeyin. Koruyamıyorlar. Hep beraber koruyacağız. AK Parti ne yapıyor, ediyor? Çalıyor, çırpıyor. Yok, çaldırmayacağız. Çaldırmayacağız. İnşallah. İmamoğlu çaldırmadı, siz de çaldırmayın. İnşallah. Bak, öpüyorum İmamoğlu'na seni. Bak, İmamoğlu verdiğimiz emeklisi var, ondan geçiniyoruz. Çocuklar hadi. Arabaya başkanım, arabaya efendim. Arabaya. Evet. Gül bulamayan öğrenciler, açlık sınırında yaşayan emekçiler, emekliler başaracak. Tarlaya tohum ekemeyen köylü, geçinemeyen memur başaracak. Saray, saltanat, tekadan kimi kaybedecek. Sesten mi geldin, ne ettin? Öyle bir dolaştık. Sadece dolaşıyoruz. Bir şey alabildiniz mi? Evet. Alamadık. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Oh, ne kadar baba? Etin kilosu 80 lira. 80 lira. 85 oluyor. Ya şimdi belli yerlerde değişiyor, bunun değişmesinin sebebi ne ya? Et aynı et. Şimdi mesela Kadıköy'de farklı, başka yerlerde farklı. He? O da var diyorsun. Peki gramla et isteyen var mı? Efendim? Herkes gramla alıyor ya. Tabii herkes gramla alıyor. Kiloyla nerede et alınacak baba? Sen şaşırmış mısın kiloyla et alan? Kiloyla et isteyenin herhalde banka soydu diyorlar yani. Kasapları abi sor. Yani eskide ne yapıyordu? Eskide kaç yıldır kasapsın? Ben işte babam 35 yıldır kasap. Babası döneminde 20 yıl önce adam diyordu ki bir but ver. Evet. Efendim bir yarım bilmem ne ver. Şimdi 200 gram ver. Evet. But isteyene şüpheleniyorlar. Lan bu kara para mı aklıyor, ne diyor? Öyle değil mi? Satışlarınız düştü mü? Düşmez olur mu abi? Her gün zam geliyor. Gözümüzü açıyoruz zam. Tavuk artık eti geçti. Çok gramla et isteyen var mı? Çoğaldı mı? Var. Evet sevgili Görsel Tekin Bey. Yani zaten uzun süredir et ihtiyaçlarını pazarlara gittiğinizde pazarlarda çokça mantar satılıyor. Eskiden mantara kimse rağbet etmiyordu. Çünkü et ihtiyacını sadece mantarla karşılıyor. Ondan dolayı da çok mantar satışı var. Kardeşim hayırlı işler olsun. Allah kolaylık versin. Selamünaleyküm abi. Ben de oturayım. Vallahi merhaba, nasılsınız? İyisiniz. Biz de alır mı? Tabii ki siz de alır. Burada buluşma yeriniz mi? Evet başkanım. Sevgili başkanım, şimdi burası bizim engellerin barınacağı gerçekten kapalı bir mekan yok. Tamam mı? Buraya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümet ve ona bağlı kuruluş olan Sancaktepe Belediyesi biz engellere barınacağı, böyle havalarda oturacağımız bir yer yok. Tamam mı? Yani sanki biz üçüncü sınıf vatandaş, ikiyi boş ver, üçüncü sınıf vatandaş gibi muamele görüyoruz. Bazen beşinci sınıfa çıkıyoruz vallahi. Bu anlamda yani sanki bazen beşe çıkıyoruz. O kadar düşünce yapımız, dünya görüşümüz yok, bir şey bilmiyoruz gibi yani bizi farklı görüyorlar. Bu anlamda yani siz muhalefet olduğunuz için size söyleyeyim. Bizim sorunlarımızı da gerçekten dile getirin. Mecliste mesele... Ben bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla mutlaka konuşacağım. Çok haklısınız. Biraz önce söyledim, sadece siz değil. Aynı zamanda emekli yurttaşlarımızın çoğu da yani 120 dolar, 110 dolar maaş alan bir emekli oturup bir kafede, restoranda oturma şansı yok. Doğal olarak parklarda, caddelerde, banklarda oturuyor. Onların rahatlıkla oturabileceği ve ucuz çay içebileceği imkanlar, olanakların yaratılması için söyleyeceğim. Samimiyetinden dolayı söylüyorum. Çünkü siz İstanbul Başkanı'nın sizi yakından da tanıyorum. Ben senin hemşerim, onu söyleyeyim. Evet. Hepiniz böyle. Şimdi ben Sancaktepe Engelliler Atölyesi'nde, belediye bağlı, sponsorunu onlar yapıyor. Ben orada ahşap işler yapıyorum, sanatsal anlamda. Yani çok özür dilekiyor. İnsan kendini övmez de ama yaptığım işten belli.
Yani ağaçtan insanı yaparım. Ağaçtan insanı yaparım yani. O kadar. Bu arkadaş da benim elemanım. Biz buradan bir yer istiyoruz. Bizim yaptıklarımızı sergileyeceğimiz, satabileceğimiz, insanlara tanıtacağımız yer istiyoruz. Onu bile bize şey yapmıyorlar. Yapmıyorlar. İlçe başkanımız da burada. İlçe başkanımız Muharrem Bey. İlgilenecek. Evet. Biz mutlaka bir çözüm. Abi, buyur baba. Alkodit İsa'nın da bizi almamaya gayret ediyorlar. Zorluk gösteriyorlar. Adam bizi böyle telefonda es geçiyor. Görmezden geçiyor. Bir. Siciler gibi oldular ya. İkincisi biz randevu hastaneye randevu alamıyoruz. Randevu aldığımız zaman ya otobüs bulamıyoruz ya araç bulamıyoruz, gidemiyoruz yani. Randevu bakmıyorlar bize. Ben bunları gündeme getireceğim. Hastanelerdeki durum şöyle. Özellikle son dönemlerde devlet hastaneleri tıklım tıklım. Bunun sebebi bir pandemi, ikincisi hava çok kirli olduğu için. Burası da dahil olmak üzere insanlar doğalgaz yakamıyor, kömür yakıyor. Bundan dolayı hava kirliliğinden dolayı, solunum sisteminden dolayı hastanelerde bir patlama var. Zaten bütçeden para almıyor mu bu halk otobüsleri? Bana diyor ki, örneğin ben diyor seni bedava taşıyorum diyor. Ben diyorum ki ben engelliyim, benim kartım var diyorum. Devlet benim ücretimi bütçeden ödüyor diyorum. Sen ne biliyorsun diye bana. Ben biliyorum dedim. Bütçeyi ben takip eden bir insanım. Bunları... Bizim halimiz mi var? Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neden haliniz kalmadı? İşsizlik. Ben 2 senedir 63 yaşındayım. 2 senedir işsizim. Evime de bir kuruş para girmiyor. Kabrarda oturuyorum işte garip garip. Emekli misiniz? Değilim. Ben de yaşa taktılar. EYT'lisiniz yani. Öyle sayılır. Değilim de öyleyim. Gürsel Bey'i yakalamışken EYT'yi soralım tekrardan. EYT ile ilgili şu anda eğer siyasi partilerin birazcık gerçekten kalpleri donmamışsa yapılacak tek şey var. Parlamentoda muhalefetin de gücü yetiyor. AK Parti buna karşı çıkabilir. Milliyetçi Hareket Partisi yarın evet derse muhalefet olarak hepimiz oy veririz. Yaşa takılanlarla ilgili sorunu bir günde çözebiliriz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Milyonlarca insanın mağduriyeti var. Devlet bakın hani insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Evet, devletin temel görevi insanın hayatını kolaylaştırmaktır. Devletin görevi insanın hayatını zorlaştırmak değildir. Burada bir hukuksuzluk, bir haksızlık var. Bu haksızlığı giderelim diyoruz. Biz de fırsattan istifade edelim dedik, geldik. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. 40 milyon abone var ve 40 milyon insanın elinde telefon var. Doğal olarak da yıllardır insanlar doğru dürüst bir televizyon, doğru dürüst film, doğru dürüst medya olmayınca herkesin medyası cep telefonu oldu. O çocukların, o genç çocuklarımızın elindeki o oyuncakları, yani faturalarını ödemedikleri zaman hangi travmatik şeylerle karşılaşacağını hepimizin düşünmesi lazım. Satışlar düştü de. Tabii. Satışlar düştü. Yani çok kötü bir ay yaşadık. Acında çoluğuna çocuğuna bakamayan insanların evine gidin. Seçim zamanı olduğu zaman koşuyorsunuz, eve kadar geliyorsunuz. Ama şimdi esnafı değil, benim evime geleceksin. Çocuğuma başım, şimdi seçim mi var? Üstüne, değil. Nerede geliyorsunuz başkan? Abi şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Esnaf Allah daha versin. İyi kötü geçiniyor. Yok ya, esnafın da durumu perişan vatandaş. Esnaf şimdi. Öyleyse gariban ne yapacak? Gariban zaten. Tek başına gariban. Çoluğuna çocuğuna bakan. Çok haklı. Bir insan nasıl yapacak? Siz esnafı dolaşın. Bir de garibanların içine girin bakın görün. Maskenizi açar mısınız? Şuraya emin olun. Çok haklısın. Yani hepsini gidiyoruz, dolaşıyoruz, ediyoruz. Ben seçimden seçime gezen bir siyasetçi değilim. Kaldı ki seçim de şu anda görmedik yok. Görmedik başkanım. Ya siz tabii ki belki buraya gelmemiş olabilirim. Vallahi ben de görmedik. 88 bin kilometre yol dolaştım yani bilmiyorum. Şu an seçim var mı? Size de gelelim baba aşık olsun ya. Ya bize gel bir ben değil yani. Ama ben şükür ediyorum. Gerçi alıştırdılar çok şüküre bize alıştırdılar da. Yani ben şükürü Allah'tan gelene şükür ederim. Yani bu zamlara bilmem garibanın sırtına binme, bunlara şükür etmem ben. Halkımıza altının gramını soralım. Bana sorma baba, oraya sor bak. Aldı altının gramını hemen söyleyeyim. Hemen söyle. Çünkü saniyelik değiştiği için çocuklar haklı olarak. Şükür abi. Nasılsınız başkanım? Çok şükürüyüm, sen de iyisin. Allah'a iyi görsün, sağ olun, biz de iyiyiz. Açılsın.
Şu an ne kadar Barış abi ya? Sistem açmadan bende. 710 lira. 710 lira. Bak. Çeyrek altın 710 lira. Altın gram. Çeyrek ne kadar oldu? Barış abi çeyrek ne kadar? Sarraf oradan ama. 1150 lirada o. Sosyal dengemizin tamamı değişti. Neydi bizim? Daha 1000 yıllık tarihimizde geleneklerimiz var, düğünlerimiz var, sünnet düğünleri var. Doğal olarak komşun senin düğününe gelmiş, sünnetine gelmişim, sen ona gitmek zorundasın. %50'si 40'ı yalan söylemek zorunda kalıyor. Hastayım, gelemedim, edemedim. Çünkü bir altın alamadığı için. Öpüyorum sizi inşallah yani iktidar değişimiyle düzelir. Hanımlar genelde sokakta duyuyorum. Bu topta yangın olduğunu var. Söylüyorlar. Ocaklar da burada. Ocaklar yanmıyor ama. Yangın sadece mutfaklarda değil, ocaklar sönüyor. Bakın sadece sizden ricam, basın mensuplarına söylüyorum. Herhangi bir emniyet verisine, yani ilçelerdeki emniyet verilerine baktığınızda o gün kaç kişi intihar etmiş göreceksiniz. İntihar haberi yapmadığımız için. Ama yani o yasak, bu yasak, nereden ne yapacağız kardeşim yani? Böyle bir şey olur mu? Kaç? Hayırlı iş. Her şey gönlünüzde olsun. Yüreğinizden sevgiyi, yüreğinizden bilimlikleri sıkıntıları siz başaracaksınız siz. Yaşama hakkınız. 5 maaşlı asalaklar kaybedecek. Geçim sıkıntısı çeken esnafımız başaracak. Halkımız başaracak. İnşallah ablacığım sandık gelecek, gereğini yapacağız. Vallahi etmeyecek olmaz herhalde. Olacak olacak iş görürsün. Az kaldı. Hayırlı işler olsun. Günaydın. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar inanın bakarak geçiyor, içimiz sızlıyor. Yani çoluğuna çocuğuna bir şey almak istiyor, alamıyorlar. Yazık günah. Şu ürün, benim babaannem bunları sandıkta dolu dolu saklardı, ben hiç unutmuyorum. Bilmez miyim? Kars'ta, Ardahan'da, Arpaçay'da. Biz giderdik. Bu ekşi bizim, değil mi? Tabii bizi ya. Sevinirlerdi, çıkarırlardı sandıkları. Sandıklardan böyle cayır cayır poşetlerle verirlerdi bize. Navruz bayramlarında biz bunları inanılmaz. Şimdi insanlar alamıyor. Herkes seyirci bunlara vallahi ya. Aşkına ya ne olursunuz ya. İnsanların ya ben 72,5 milyon insanların içinde şu halkın içindeyiz ya. İnsanlar geliyor buraya ağlıyorlar vallahi. Çocuk ağlıyor gittiğini görüyorum ya annesinin peşinde. İktidar. Anne bunu şunu al, anne bunu al, alamıyor kadıncağız. İktidar bunlar duyuyor mu? İktidar bunları duymuyor olabilir ama iktidarın mensupları, milletvekilleri sokaklara çıkamamasının temel nedeni bu. Çıktıklarında hangi manzarayla karşı karşıya kalacaklarını bildikleri için dikkat ederseniz hiç AK Partili milletvekillerini göremezsiniz. Maalesef. Çünkü geldiği zaman bunun hesabını vermek zorunda kalacak. Havuz medyası... Bir vatandaşım, bir esnafım. Havuz medyasına kimse bakmıyor, havuz medyasında kimse okunmuyor. Bunların ne yazıp yazmadığının hiçbir önemi yok. Vatandaş her şeyin bilincinde, farkında. Olsa o gazeteler kıymetli olsa satın alınır, okunur. Satın alıp alınıp okunmuyorsa sadece bir sözcü gazetesi bütün gazetelerden daha fazla gazete satıyorsa onlar da utansınlar. Ne diyeyim ben? Hayırlı alışverişler olsun. Hayırlı işler. 10 yıl önce pazara gelen vatandaş yani bir torba patates, bir torba soğan alırdı. Usul öyledir. Daha ben köylü çocukluğumdan itibaren bilirim. Şimdi yarım kilo soğan, yarım kilo patates değil mi kardeşim? Ya ben hakikaten çıldırıyoruz. Yani mesela Sayın Erdoğan'ın mahallesine gittik. Olur ya dedik hani özel kendi mahallesinde her yerde yangın olur da kendi mahallesinde bir şeyler olur. Gitti kendi mahallesinde yangının yangını var. Karşıda da hemen pazarın ilerisinde halk ekmek büfesi var. Halk ekmek büfesinde insanlar karşı kaldırımda oturuyor. Acaba bir hayırsever torbaya ekmek atar da biz gider orada ekmeğimizi alıp evimize gidelim. Burada da farklı görüntüler yok. Tabii. İşte buralar kendilerinin kale tabir ettiği. En çok oy aldığı yerlere bile gelemiyorlar. Sarımsağı sormayacağım zaten pahalı. Patates torba 10 lira. Bu nereli patatesi? İçinden
çıkan şeyler var ya çok. Onlar... Çıkma ürün mü yani? He. Talep çok mu? Ama... Yok pek yok öyle normal. Kardeşim hayırlı işler olsun. Yavaş yavaş çocuklar, yavaş yavaş. Fiyatlar çok geçinmeye pahalı. Geçinmeye çalışıyoruz. Ya bir askeri ücretle ne kadar olabilirse. Bir çocuk var, şu an olmuş bir bez kaç para, süt olmuş kaç para. Yani insanlardan geçinmeyi bekliyorlar ama insanlara o geleceği sağlamıyorlar yani. Biz sadece onu istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok. Bize sadece geçinebileceğimiz bir ortam sağlasınlar. Tek isteğimiz bu. Seçim istiyor musunuz? Yani benim için olsa da olmasa da fark etmiyor. Ben sadece istediğimiz biz insan olarak geçinebilmek yani. Benim düzenimi sağlasınlar, gerisini başka ne yapıyorlarsa yapsınlar yani. Erken seçim olsun mu? Eğer iyi bir gelecek olacaksa olsun. İnşallah. İnşallah olacak, hiç merak etme. Öpüyorum. Hemşerim başkanım. Kardeşim hayırlı işler olsun baba. Arkadaş yavaş yavaş ama şey milleti... Bugün dikkat ederseniz her yerde çok acı laflar ve yangın cümlesini çok duyduk. Üçüncü cümlede bir an önce gitsinler. Erken seçim yolda mı? Hemen hemen olması lazım. Ya erkeni merkeni kalmadı ya, milletin takatı kalmadı. Dayanabilecek gücü kalmadı. Çünkü hepimiz biliriz ki sorun yaratanların sorunu çözme şansı yoktur. O kadro gidecek, yeni bir kadro gelecek. İnşallah o yeni kadro kısa süre içerisinde millete güven verecek. Yani acı biber ağızlarına sürecek. Dersen ben kesinlikle. Yani istiyorsan bak. Kardeşim hayırlı işler. Ama ben suç işlemedim yani. Suçu işleyenlere mesaj gönderiyorum senin üstünde. Ağzına, ağzına. Şu anda asgari ücretle geçinemiyoruz. Yani buyursun kendileri geçinsin. Aynı zamanda bir de insanlarla dalga geçiyorlar. Şu anda buradaki bütün esnaf zaten aç. Anlatabiliyor muyum? Evinde çürük, yani buradaki sebzelerin çürüğünü alıp götürüyorlar. Zaten Sultanbeyli şu anda hani şey olarak, maddi olarak en ücra köşede, yoksul yani. Yoksulluğun en kötü, yani dibe vurduğu yerdir. Yani insanların aklıyla dalga geçtiği gibi bir de insanların, yani hani intihar edenler var, ondan sonra işsiz kalanlar var, tehdit alanlar var. Sesini çıkaran herkesi ya cezaevine koyuyorlar, ya alıp bir şekilde susturuyorlar, açlıkla, işsizlikle bu şekilde imtihan ediyorlar. Biz artık gerçekten bu hükümetin değişmesini istiyoruz. Yani bir şekilde değişecek ve ben ona inanıyorum. Artık insanlar sesini çıkarıyor. Ben sesimi çıkarıyorum. Buyursun beni alsın, umurumda değil. Geçinemiyorum kardeşim. Bir evde üç kişiyiz. Üçümüz de çalışıyoruz ya. Allah, ne olacak kardeşim? Kardeşim bir an önce, bir an önce. Yani ne yapmamız lazım? Ne yapacağız biz? Kurban olayım kardeşim. Bir el atın yani. Ne yapacaksak buna bir çare. Kurban olayım kardeşim. Yani bilmiyorum. Hani dua ediyorum. Dua ediyorum. Hani gerçekten çok zor yani. Elinizdeki nedir bu? Bu elimizdeki buradan göründüğü gibi ete alınmış sadece kemik, tavuk kemiği. Yani ahali bunu götürecek, kaynatacak, içine de iki tane patates bir şey koyacak ki et ihtiyacını böyle karşılamış olacak. Milletimiz tam buna benziyor. Sayın Gürsel Bey. Bir an önce seçim. Hemen seçim. Çünkü başka bunun çaresi yok. Yani ötelemenin, efendim uzun bir vadeye sürmenin ülkeye bir tek faydasının olmayacağını hepimiz biliyoruz. Sorun yaratanlar sorunu çözemez. Yeni kadrolar gelecek. İnşallah milletin derdine deva olacak. Siz halkın içindesiniz. Halkın otobüsüyle sürekli ben takip ediyorum sizi. Gel ablacığım, gel buraya gel. Gel abla böyle gel. Canım hoş geldiniz. Hoş bulduk anacığım. Halk konuşsun. Anacığım bu. Vallahi siz bize sahip çıkın, biz size sahip çıkalım. Başımızın her şey üstüne. Çok pahalı. Biraz fiyat, bak pazara geldik, bir şey alamadan gidiyoruz. Ablacığım bu şimdi, yani eskide geldiğimizde tavuk alıyorduk. Şimdi tavuğun kemiği satılıyor. Aynı kemiğini bile alamıyoruz. Onu bile kemiğini zor bile. Alıyoruz. Alamıyoruz, inan ki alamıyoruz.
Ne istiyorsun ablacığım? Bu bizde, biz, hükümette... Sizde ne istiyoruz? Bileyim. Biraz ucuz olmasını istiyoruz. Bize sahip çıkmanızı istiyoruz ki biz de size ablacığım, sahip çıkalım. Bu, bunun ucuz olabilmesi için, bu kemiklerin etli satılabilmesi için evet. Bir iktidarın ve düzenin değişmesi evet, lazım. İnşallah. Hemen hep beraber bu düzeni değiştireceğiz. İnşallah. İnşallah önümüze sandık geldiği zaman İnşallah. Sandığa bu ülkenin evlatlarını iktidar edeceğiz. İnşallah. Ve yolsuzluk olmayacak, arsızlık olmayacak. Milletin derdiyle evet. Kederlenecek bir aynen. Yönetime doğru, ihtiyaç var. Doğru. Milletvekilimiz sağ olun sizlerin de. CHP'li vekiller. Yok pazar da mı? Evet. Hayır ilk defa görüyorum. AK Partili veya bir başka milletvekili. Hayır ilk defa görüyorum. Bir milletvekiliyle pazarda yeni karşılaşıyorum. İlk defa karşılaşıyorum. Çok açık ve net. Yani. Ablacığım ne bileyim vallahi zamlara evet. Bakıyoruz. Hani neyde indirim var? Bak 12 lira biber nasıl Allah yiyecek? Neden alamıyorsunuz? Alamıyor. Neden alamıyorsunuz ama? 1,5 milyon bağış nasıl alacağım? Siz emekli misiniz? Aidat mı vereyim, kira mı vereyim, yiyeyim mi? Var ablacığım şey, var. Şevkil yanınızda sorun. Neden böyle oluyor bu durum? Ben ne bileyim soruyorum işte. Evet, başkanıma soruyorum evet, söylesin. Çok haklı ablacığım çok haklı. Bunun temel sebebi ne yazık ki parlamentodur. Etkisiz olduğu için. Vatandaşımız bugüne kadar bütün bu sorunları yaşıyorsa bizim bu sorunlara mutlaka belli bölgelerde engel olmalı. Günaydın, günaydın, kolay gelsin.